Ünye Belediye Dükkanları şu anda Ünye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi haline dönüştü. Biliyorsunuz 2014 Büyükşehir Yasası ile beraber belli ölçeğin üzerindeki araziler Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Ve oradaki işletmeler ve araziler üzerindeki bütün haklar da dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin inisiyatifine kalmış durumda. Ünye Belediyesi maalesef belli bir ölçeğe düşüremediği için, parterizasyon çalışmalarını da yapamadığı için hem Ünye Çamlığı hem Ünye Belediye Meydanları, belediye dükkanlarının olduğu araziyi hem de 15 Temmuz Caddesi üzerindeki 15 Temmuz Meydanı'nı Büyükşehir'e devretmek durumunda kalmıştı. Biz muhalefet partileri olarak buradaki eksiği de eleştirmiştik. Fakat artık onun üzerine bir sünger çektik. Bugün belediye dükkanlarının sorunları ile ilgili esnafla da istişareler yapıldı, görüşmeler yapıldı. Esnaf bu durumda çok rahatsız. Neden rahatsız? Çünkü ortamda çok ciddi bir belirsizlik var. Bundan 3 ay önce esnafla yaptığımız ziyaret zamanında esnafa bir proje çizildiği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin de bu proje dahilinde esnafı hak sahibi yapacağı söylenmişti. Fakat daha sonra ortaya bir gündeme farklı bir konu atıldı. Büyükşehir Belediyesi Ünye'ye sormadan, Ünye kamuoyunun fikrini almadan, Ünye'nin fikrini almadan, hatta Ünye Belediyesi ile belki istişareler yapmadan oradaki mevcut araziyi kendi borçlarına karşılık olarak sigortaya devretti. Şimdi bu devir çok açık bir şekilde ortada ve hala da bugün oradaki dükkanların ve arazinin tapusu sigorta, Sosyal Güvenlik Kurulu'nun üzerinde. Fakat bizim gördüğümüz kaos ortamı hala giderilmiş değil. Bu konuyla ilgili ne Ordu Büyükşehir Belediyesi çıkıp konuyu aydınlatan herhangi bir açıklama yapmadı. Ve oradaki esnaf vatandaşlar hala Ordu Büyükşehir tarafından kendilerine dükkan satıldığı ya da belli bir şartlar karşılığında devir yapılmasını beklemekte. Fakat bu kaos bir türlü giderilemiyor. Bizim merak ettiğimiz şu: Ordu Büyükşehir Belediyesi neye istinaden, hangi kanunla şu anda orada herhangi bir satış yapmak ya da devir yapmak hususunda proje açıklıyor? Biz bunu merak ediyoruz ve Büyükşehir'den de buna karşılık bekliyoruz, bir açıklama bekliyoruz. İkincisi, diyelim ki bu bölge yine Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin inisiyatifine bırakıldı. Peki buradaki dükkanlarla ilgili herhangi bir şartname hazırlanmış mıdır? Neye istinaden ve hangi değer üzerinden insanlara buradaki dükkanların pazarlığı yaptırtılıyor ya da hangi hususlara dayanılarak devir yapılacağı söyleniyor? Her ne kadar mülkiyeti sigortaya devredilmiş de olsa, orada ticaret yapan, Ünye'nin ticaret hacmini arttırmaya çalışan, Ünye'ye bir katma değer oluşturmaya çalışan esnaflar var. Ünye Belediyesi sanki sorumluluk Büyükşehir'e gitmiş gibi, sanki buranın işletmesi Ordu Büyükşehir'e geçtiği zaman kendi sırtından yük kalkıyormuş gibi bir tavır içerisinde. Biz bunu da kabul etmiyoruz. Çünkü oradaki esnafın derdi Ünye'nin derdidir. Oradaki esnaf Ünye'nin halkına hizmet etmektedir. Ünye Belediyesi'nin bu konuları bizden önce aslında çıkıp önce oradaki esnafla paylaşması, daha sonra da Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne gidip bu konuyla ilgili bilgi alması ve Ünye'nin hakkını savunması gerekiyordu. Biz maalesef İyi Parti yönetimi olarak Ünye Belediyesi bu konuda çok vasat ve zayıf buluyoruz. İnşallah bir gün onlar da sadece Ünye Belediyesi'nin arazisi ya da işletmesinde olan konularla yetinmezler. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin de Ünye adına işlettiği yerleri Ünyeli adına savunurlar ve Ünyeli'nin de hakkını bir şekilde savunurlar diye düşünüyoruz.